Da fayda var. Buyurun. Seni dışarı çıkaracaktım da. Yer altındaki o kınama kuzuları yer yüzüne çıkarabilecek. Biraz sesi yükselten duymuyorum. Bu soruyu sormak istiyorum. Cezaevi mekilerini çıkaracaksın da yer altında yatan o kınama kuzuları yer yüzüne çıkarabilecek misin? Selahattin Demirtaş'ı hapiste tutma. Dün hapishaneden Sayın Demirtaş'a git. Sayın Demirtaş'ı dün ziyaret ettim. Başarılar dilerim. O da bana başarılar diledi. Dedi Muharrem Hocam dedi böyle olmuyor dedi. Nasıl olsun dedim başkan dedim. Her aday birer hafta sırayla hapis yatsın. Hepsini ben yatmayayım dedi. Az önce yaşadıklarımız 9 yıllık milletvekilliğimde hayatımın en üzüntülü günüdür diye düşünüyorum. Milletin kürsüsünden, Atatürk'ün meclisinden, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne TC deyip bir terör örgütü liderine, bir katile, PKK'nın terör örgütü liderine, Kürt Özgürlük Hareketi lideri Sayın Öcalan demesini şiddetle kınıyorum. Nefretle kınıyorum, yalancı. Çıldırıyorum, kendimi zor tutuyorum. Yalancı. Yani bu mecliste bir milletvekili, Türkiye Cumhuriyeti'ne TC, PKK'ya Kürt Özgürlük Hareketi, Abdullah Öcalan'a Kürt Özgürlük Hareketi lideri diyemez, dememelidir, haddi de değildir, hakkı da değildir. Buna alışsanız iyi olur. Çünkü daha biz Başkan Apan'ın heykelini dikeceğiz, heykelini. Selahattin Demirtaş'ı hapiste tutma. Selahattin Demirtaş'ı hapiste tutma. Bomba yüklü araçlarla karakollara saldırıp vatanı görevini yapan 20 yaşındaki çocuklarımızı katlederken sessiz kalanlar, destekleyenler solcu olamazlar. Anti-emperyalist olamazlar, vicdan sahibi olamazlar, insan olamazlar. Acılarımız, şehitlerimiz yüreğimizi dağılıyor. Selahattin Demirtaş'ı hapiste tutma! Selahattin Demirtaş'ı hapiste tutma! Cezaevinden teröristleri dışarı çıkaracaksın da. Bırakacak abi, merak etme. Şimdi bunu sadece Selahattin söyleyebiliyor yani. Yoksa FETÖ'yü de tutma diyor. KK'ları da kaldıracağız diyor. Hepsini söylüyor. 20 Temmuz zaten. Darbe diyor. Bununla ilgili sorun yok. Türkiye'nin felaketini hazırlamanın sözünü veriyorlar bunlar. Ama tüm bunları yaparken CHP'nin aslında halk tabanında, halk nezdinde ne anlama geldiğini cenaze törenleri falan çok net bir şekilde gösteriyor. Tamam mı? Yani bu cenaze törenleri siz istediğiniz kadar İzmir'de o kalabalıkları toparlayın. O abdestli kalabalıkları sen Türkiye genelinde toparlayamadıktan sonra bir anlamı yok. Ya da Türkiye'de insanların, seçmenin gönlünde taht kuramadıktan sonra zor. Yani sen şimdi PKK ile kol kola gireceksin, FETÖ ile kol kola gireceksin. Kastım şu, az önce sen de söyledin. Yani bunları serbest bırakacağını söylüyorsun. Bırakacaklar abi, onun niyeti o. Amerika beni aradı, tabii. Avrupa arkamda, 50 tane milletvekiliyle görüştük. Erdoğan yargılansın dediler. Bir dakika falan dedim yani, onu bir yargılansan bir adaletli mahkeme kuracağız, öyle yapacağız. Yani sizin ne haddinize demekten imtina eden bir Muharrem İnce profili bu altta dünyanın maçası yemez Erdoğan'ı yargılamak. Karşılık bulamaz. Bulamıyor da. Bulamaz tabii. Bak bir cenaze töreni vardı. Cenaze töreninde dünyayı yedirmedik. 3-5 çapulcuya mı yedireceğiz? Dünyayı yedirmemiş CHP Erdoğan. Çelenk göndermiş. Tabii dediğim gibi yani hani bunları tasvip etmek doğru değil, uygun da değil falan ama halkın bu PKK'yla şehitlerimizin geldiği günlerde PKK'yla kol kola gezmesine vermiş olduğu tepkiler bunlar. Yani çelenk gönderiyorsun şehit cenazesine. Şehit cenazesine çelenk gönderiyorsun CHP olarak. Evet. Demirtaş'ı ziyaret etmiş. Aynı zamanda Kandil'de hiçbir şekilde örgüt üyesi kalmamış değil mi? Diyen Özgür Özel. Değil mi? Aynı zamanda içimizden bir tanesi de HDP oy versin diyen, değil mi? Efendim HDP barajı açtı diye şükür pilavı dağıtan belediye meclisi üyesi, belediye başkanı. Aynı zamanda PKK cenazesine katılıp da gözyaşı döken, değil mi?